Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Canımız. Sizlerle ilk kameralı olan videoya hepiniz hoş geldiniz. Victoria 3'teyiz arkadaşlar. Evet, şimdiye kadar hiç kameralı video çekmedim, biliyorum, farkındayım. Ama dedim ki artık kamerayı da çekip sizlerle birlikte görüntülü şekilde artık konuşmaya başlamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Bu sebepten kaynaklı ben de kameralı olarak videolara artık başlıyorum. İlk video olarak da Victoria 3 olarak başladık. Ufak ufak videoya geçelim. Geçerken de siz de bu arada videoyu beğenip abone olursanız da çok memnun olurum. Victoria 3 bildiğiniz gibi daha hemen hemen yeni çıkmış sayılabilecek bir oyun. Ufak ufak bir rehberlerini falan atmıştık hatırlıyorsanız. Tabii ki rehberini falan attıktan sonrasında bir iki seri çekmiştim, bilen arkadaşlar vardır ama sonrasında onları iptal edeceğim. Sıfırdan sizlerle tekrardan bir güzelinden bir seri çekmeye çalışacağım. Tabii ki Osmanlı ile alakalı bilmediğim çok fazla şey vardı. Bu bilmediklerimi ufak ufak tamamlamaya çalıştım. Arada oyunu biraz daha tekrar etmeye çalıştım. Şimdi bu aradaki farkı kapatmaya çalışacağım. Sizlere daha eğlenceli, daha enerjik bir şekilde bir oyun sunmaya çalışacağım. Bakalım ufaktan başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın hasta adamıyla başlıyoruz. Eksi %33 prestij debuff veriyor. Ama bundan ziyadesi bunu tamamladığımız takdirde eksi %33 de prestij debuffundan çok daha fazlasına kavuşabilmemiz için bunları bir an öncesinde yapıp bitirmemiz gerekiyor. Avrupa'nın hasta adamı şeyine başlayacağız. Hemen onun şeyleri, tanzimatları başlayacaktır birazdan. Ufaktan bir bakalım araştırmalarımızda, research'larımızda nelerimiz var, neleri yapabiliriz, neleri yaparsak daha etkili olur ve onları hızlıca görelim. Topluluk tarafına bir ufak bakabilirim. Topluluk tarafında kolonizasyon olur, para biriminin standartı, borsa, bunlar bildiğiniz gibi ekonomiyle alakalı güzel şeyler. Denecilik tarafını araştırarak buradan partilerin açılmasını sağlayabiliriz. Partiler açıldığı takdirde daha etkili şeyler oluşturabileceklerdir en azından. En azından radikalleşmenin biraz önüne geçebilirler. Şu an biraz şeyde kaldım açıkçası. O yüzden ben Pamuk Tarağı ve Torna ile başlamak istiyorum abi. Biraz üretimimiz artsın. Üretim arttıktan sonrasında duruma göre bir yol çizeriz. Hat piyadesini falan zaten hepsinin araştırmasını biliyorsunuz gerekiyor. Ufaktan başlayabiliriz. Başlayalım. Bir yandan da para için şey yapabiliriz abi. Bir ufak vergi arttırsak sıkıntı olur mu acaba? Dur bakalım. Bir önce bir hükümetimize bakalım. Hükümette nelerimiz var, nelerimiz yok. Yerel yöneticiler ve aydınlarımız var. %84 meşruluğumuz var. İlk geçirmek istediğim şeylerden bir tanesi mülke dayalı oy hakkı abi. Çünkü mülke dayalı oy hakkını getirdiğim takdirde çok daha farklı şeyler yaşanacak. Tabii şu an çıkarabilme ihtimalim %8. Aydınlar, sanayiciler ve sendikacılar bunu destekliyor. Sanayicileri için içine sokarsam ihtimal biraz daha artacak ama meşruluğu çok fazla düşüreceği için şu anlık o topa girmeyeceğim. Yani 170 gün içerisinde bunun oylaması yapılacak. 170 gün içerisinde oylama yapıldığı takdirde duruma göre bir yol çizmeye çalışacağız. Ufaktan bakalım başka bina olarak ne yapabiliriz? İnşaat olarak bir ufak inşaat endüstrisine biraz yönelmek istiyorum açıkçası. Özellikle Doğu Trakya ve Hüdavendigâr taraflarına en azından birer seviye bassak şimdilik yeterli olacaktır. Tabii ki gördüğünüz gibi inşaat sektörüne daha gidiyoruz derken bile para eksiye düştü. Ondan kaynaklı öncesinde biraz odun falan dikmek istiyorum açıkçası. Bir bakalım nelerimiz var, nelerimiz yok. Kaynak olarak odun ve demir biraz yapmak istiyorum. Çünkü çokça fazla tüketilen kaynaklar. Kıbrıs'a değil abi. Kastamonu'ya, Teselya'ya. Bir de Sırbistan'a birer tane basarsak 4. Hadi bir tane daha atalım. Nereye atalım? Nüfuslu bir yere. Aydın'a da bir tane atabiliriz. 5 tane olsun. Demirden şu an eksi yazıyor. O yüzden demirin şu an inşaatına girmeyeceğim. Demir şu anda elimde olduğu kadar, yani bildiğim kadarıyla var olması lazım. Bir bakalım pazar tarafından. Pazar tarafından baktığımız zaman bilanço tarafında şu an artıda herhalde ama birazdan eksiye düşecektir, o da sıkıntı yok. Avrupa'nın hasta adamıyla başlıyoruz. Büyük reform gerektiriyor bildiğiniz gibi. Tanzimat olarak reformlarımızı yapmamız gerekiyor. Suriye'yi geri alma, kentleşme, ayrılıkçıları bastırma, eğitim reformu ve ordunun çağdaşlaşması veya bürokratik reform. Biz burada yapabileceklerimiz en kolay olanları yapmaya çalışacağız. Hemen şuradan günlükten bir girelim abi. Suriye'yi geri al yapılabilir. Eğitim reformu çok zor. Ordunun çağdaşlaşması ve bürokratik reformu yapacağım. Bunlar daha yapılabilisi yüksek şeyler. Gördüğünüz gibi %8,8'e kadar düştü ne yazık ki çıkartma şeyi.
O biraz uzun zaman alacak, biraz sıkıntılı. Kafkasya üzerine bir strateji başlatmış durumda Rusya, ama Kafkasya üzerine şu anlık ne yazık ki herhangi bir katılım gösteremem. Çünkü biraz sıkıntılı durumdayız bildiğiniz gibi. Abi parayı bir ufak artıya geçirmek için vergiyi bir ufak arttırabiliriz. Binalar tarafında başka alabileceğimiz herhangi bir şey var mıdır? Bir o tarafa bakmak istiyorum. Tatlandırıcılar falan kalsın şimdilik. Hem lüks kıyafetler hem diğer şeyler üretilmeye başlasın. Mobilya imalathanelerinde lüks mobilya da üretiliyor şu anda. İkisi de üretiliyor. Güzel. Alet atölyeleri güzel devam edebilirler. Kağıt şu anlık yapılabilecek bir şey yok. Pazar meydanlarına geçebiliriz aslında bakarsanız. Pazar meydanları hizmet konusunda biraz daha rahatlık sağlayacaktır bize. O yüzden şimdilik onlar da biraz daha kalsın. Taşra tarafına baktığımız zaman ne yapabiliriz abi? Üzüm bağları var. Narenciye bahçeleri ve tek ürün yetiştir var. Kalsın. Üçü de üretilsin. Hasat aletlerine geçebiliriz ama tabi bu aletin maliyetini bayağı bir miktar artıracaktır. Alet üretimini gerçekleştirebilir miyiz bir şekilde? Muhtemelen gerçekleştirebiliriz abi. Burada incir bahçelerine de geçilsin. Tek ürün yetiştirilmesin. Pirinç tarlalarında da ikisi de yapılsın. Kasap aletlerinden de geçerek biraz da üretimi arttırabiliriz. Abi ülkenin radikalleşmesi bizim adımıza çok iyi bir durum olmaz. Ama hem %40 asker alınabilir tabur hem de %30 asker alınabilir tabur da bizim için daha sıkıntılı olur. Yani radikalleşsinler ama askere biraz daha fazla insan getirtebileyim. Çünkü çok fazla askere ihtiyacım var. Durum bayağı karışık çünkü bildiğiniz gibi. Topçular olarak dökme topçu yapabiliriz aslında bakarsanız ama şu anlık değil abi. Çünkü dökme topçuya şu an geçtiğim takdirde oldukça fazla top miktarı artacaktır. Elimde çok fazla top olması gerekiyor bu sefer. Bu da benim için sıkıntı oluşturabilir. Alet için şu anlık gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok ama aletin bir ithalatını yapmamız gerekiyor bizim. Pazar neredeydi abi? Bilanço olarak baktığım zaman alet evet bir ufak eksi de, hatta parası da artmış durumda. Ona bir ufak ithalat yapalım biz. Nereden getirtebiliriz? Miktar olarak hepsinde onluk da. İspanyol pazarından getirtelim abi o zaman bir onluk. Yani bir ufak en azından arayı kapatsa bile kâr kârdır. Aradaki şey biraz düşse bizim de inşa maliyetlerimiz biraz daha düşecektir. İnşaat malları olarak ne veriyoruz abi? Odunla ve kumaşa bayağı para harcıyormuşuz. Odun olarak şu an inşaatlarımızı yapacaktık ama daha henüz şey yapmadık. Daha yeni yeni başlamış. Güzel yapsınlar abi. Odun inşaatları bir yapılsın. Kalkışma fısıltıları. Bölgede bir imam Ortodoks toplumunun Avusturya ile işbirliği yaparak sultan hakkında sinsi planlar hazırlamakta suçlayınca Kastamonu kendini paranoya sardı. Abi Avusturya ile aramızı bozmayalım. Avusturya gibi bir büyük majör komşumuzla araları bozmak bizim için iyi bir şey olmaz çünkü gerçekten sıkıntılar yol açabilecek herhangi bir komşular bunlar. Hatta Ruslarla da rekabeti sonlandıracağım ve hem Ruslarla ilişkileri geliştirmeye çalışacağım hem İngilizlerle ilişkilerimi geliştirmeye çalışacağım. Aynı zaman içerisinde de Avusturya'yla da ilişki geliştirmeye çalışabiliriz de. Avusturya'da da bir ilişkilerimizi geliştirelim abi. Bu durum tabii nüfusumuzu baya baya bitirmiş durumda ama yapacak bir şey yok. Arayı bir şekilde kapatacaklardır diye umut ediyorum en azından. Tohumculuk kampları bir yandan yapılsın. Para yeniden eksiğe düştü. Neden eksiğe düştü abi? Yine odun mu sıkıntı? Evet, oduna 8.25 harcamışız. Bir bakalım pazar tarafında odunu ithal edebileceğimiz herhangi bir yer var mıdır? Rus pazarından alabiliyormuşuz 90 birim. Alalım abi. Ruslardan ticaret yapmak faydalıdır. Yani neredeyse bas fiyatıyla aynı. Onu biraz daha düşürebilirsek bizim adımıza inşaat için en azından daha ucuza geleceği için daha karlı bir anlaşma söz konusu olabilir. Şeyde durum nedir? Mülke dayalı oy hakkını çıkaramamışız. Üstüne bir de %0'la kapatmışız abi. Biz onu hiç fark edememişiz ya. Mülke dayalı oy hakkını tekrardan çıkaramıyoruz. Ne yazık ki geçmediği için. Gelenekselcilik zaten kalacak. Şu anlık öyle bir şey yapamayız. Toprağa dayalı vergilendirmede kişi başına vergilendirme çekemiyorum. Çünkü müdahalecilik kanununa ihtiyacım var.
Atanan bürokratlar tarafını çıkarabilir miyiz abi? Yerel yöneticiler ve aydınlar tarafına ihtiyacım var. Yerel yöneticiler buna destek veriyor mu? Yok. Yerel yönetici karşı çıkıyor. Okey. Köylü askeri profesyonel orduya çıkarabilmek için neye ihtiyacımız var? Onu da şu anlık çıkaramıyoruz. Ne yapabiliriz o zaman? Mülke dayalı oy hakkını çıkaramayacağım şu an. Biraz kalması lazım belli ki. %0 oy hakkı şeyine düştüğü için ne yazık ki. Orada bir ufak problem oldu. Sanayicilere arka çıkalım abi. Sanayicilere ve aydınlara arka çıkalım. Şu yerel yöneticileri durumdan atabilsem aslında bakarsanız baya rahatlayacağım belki ama. Yerel yöneticileri attığım takdirde de direkt olarak meşruluk yerin dibine girecek. O yüzden o da biraz daha kalsın. Kanunlardan çıkarabileceğim bir şey olması lazım ya. Devlet yerini şu an çıkaramayız muhtemelen. Aydınlar destek veriyor da Sunni ulema karşı çıkıyor. Başka ne çıkarabiliriz? Bir ondan bak, onlara bakmaya çalışıyorum. Gelenekselcilik zaten kalacak. Merkantilizm korumacılığa geçirebiliriz. Ama onun için de tabii diğer şeylere ihtiyacımız var. Polis teşkilatı olabilir abi. Burası sadece kırsal kesim karşı çıkıyor. Bunu geçirdiğimiz takdirde ne geçiyor elimize? Hayat standardı azalanlar radikal olacak. Radikal olmaları azalacak. Daim polis teşkilatını çıkaralım o zaman. Artık kapasitesinin üstünde çıkıyor. Bu birisi aşırı yüklenmiş olacak. Düellolar yasaklansın abi. Bunu çıkarabilme ihtimalimiz var da bunu çıkardığımız takdirde gördüğüm kadarıyla bürokrasiden yana sıkıntı olacak diyor. Neden peki abi? %96 ilave etmek gerekiyormuş. Okey. Abi polis teşkilatı olsun. Ben onun arkasına o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Devlet yönetim binası atarız. 2-3 tane. Hatta 4 tane at. Aradaki farkı kapatmaya muhtemelen yeterli olacaktır diye umut ediyorum en azından. Bakalım başka neyimiz var abi? İhtiyattaki taburlarımız varmış. General görevi alabiliriz. General görevi aldığımız takdirde ama yerel yöneticilerden gelecek. Tabi bu yerel yöneticilerin gelmesi bizim için çok iyi bir şey değil ne yazık ki. Saldırısı savunması oldukça iyiymiş. İyileşme oranı da güzel. Karakter sağlığı, moral hasar koruması. Bu komutanımızı alalım abi. Bunu kullanabilirim muhtemelen. Ya tabii yerel yöneticilerden aldığımızdan kaynaklı sıkıntı illaki çıkacak ama yapacak bir şey yok. Şu an o noktaya yapabileceğim çok fazla bir şeyim yok. Pazar tarafına bir bakalım. Pazar tarafına baktığımız zaman ne durumdayız abi? Pazar fiyatı en yüksek olan şeyler kahve, cam. Güzel, teknolojimiz araştırılmış. Hat piyadesinin araştırmasını yapabilirim ama şu deneyciliği bir ufak araştıralım bakalım. Zaten bir yandan kendi kendine vuruşlarda da borsa gelecekmiş birazdan. Güzel, borsanın gelmesi de bayağı bize fayda sağlayacaktır en azından. Şu yan bilgi tarafına bir çıkar gruplarını bir ekleyelim abi de çıkar gruplarını kullanmayı istiyorum çünkü. Vilayetler, nüfuslar falan çok önemli değil. Ankara'da falan sağlam nüfusumuz varmış, güzel. İnşaatlarımız bir yandan devam ediyor. İnşaatları demir iskeletli binalara çekeceğim ama demir iskeletli binalara çektiğim an alet ve demir kıtlığa girecek ve 17K civarında bir eksiğe sokacak beni. O yüzden şimdilik biraz kalsın abi. Yani demir konusunda biraz kaynaklardan ham madde olarak basabilirsek demiri. Demirin şu an fiyatı ne durumda? Bir ona bakmak istiyorum ben sadece. Demirin fiyatını burada göremiyorum. Burada.
Yani hemen hemen pazar fiyatıyla aynı. Çünkü tüketim ve üretim birbiriyle hemen hemen aynı düzeyde. Satışlar var mı? Alet atölyelerine gidiyor sadece ve demir madenlerinden girişimiz var. Yani ne girişimiz var ne satışımız var. Okey. Bakalım tarım konusunda yapabileceğimiz herhangi bir şey var mıdır abi? İpek lüks kıyafet üretilebileceği için ipek üretmek mantıklı olabilir. Tabii şu an gördüğünüz gibi kâr etkisi olarak bayağı zayıf durumda. Okey abi, daim polis teşkilatımız gelmiş. Hemen şu bürokrasi şeylerin devlet yönetim binalarını hızlıca bitirin. Çünkü bürokraside eksideyiz. Eksi de olursak bildiğiniz gibi vergiyi de tam olarak efektif alamıyoruz. O yüzden sıkıntıya yol açar. Mülke dayalı oy hakkını ben ne zaman araştırabilirim abi? Sekiz hafta kadar daha beklemem gerekiyormuş. Olur, bekleyelim. Başka herhangi bir şekilde alabileceğimiz bir şey var mıdır? Koloni işleri tarafına gidemiyorum. Okey. Eğitim konusunda da şu anlık çok fazla bir şey yapamıyoruz gördüğüm kadarıyla. Neden yapamıyoruz peki abi? Devlet dini falan çıkarmak lazım. Okey. Yani devlet dinini şeyden çıkarmak gerekiyor. Aksi halde yoksa şey tarafına veremeyim. Yani vicdan özgürlüğü tarafına gittiğim takdirde muhtemelen o zaman biraz daha durum rahatlayacak. Vicdan özgürlüğüne kim karşı çıkıyor peki abi? Sünni ulemaya verdiği destek %30'dan %15'e düşecek. Bu güzel bir hamle. Peki destekleyenimiz var mı? %10,2 destekleniyor. Yani aydınlar tarafından destekleniyorsa vicdan özgürlüğünü çıkarabiliriz. Bu da devlet dininden çıkacağımız anlamına gelir ki güzel. Kırsal kesim ufaktan bir hareketlenmeye başladı. Polissizlik istedikleri için. Ama sıkıntı yok. Polis kalabilir abi. Kalması bizim için daha mantıklı olacaktır. Bürokrasi tarafı biraz daha artsın. Bürokrasinin biraz daha artması gerçekten işimize yarayacak. Eylül 1837 yılındayız artık. Ordumuzu da biraz toparlamamız lazım. Hatta hat piyadelerine geçirebilirsem daha etkili olacak ama şu anlık hat piyadesini henüz daha araştırmadığımız için bir süre kadar daha kalması lazım. Tamamını topçuya çeksek topun fiyatı zaten çok uçukken daha fazla çıkar diyor ve ham madde kıtlı olur diyor. Topun üretimini biz peki nasıl sağlayabiliyoruz abi? Topun üretimini sağlayabiliyor muyuz? Silah fabrikalarında mı üretiliyor topta? Şöyle birkaç silah fabrikası atsak. Ankara'da bir. Nüfus olarak neremiz var abi fazla olarak? Arnavutluk'ta bir, Sırbistan'da bir, Peselya'da ve Erzurum'da birer tane atalım. 5 tane. Çünkü silah konusunda bildiğiniz gibi çok fazla ihtiyacımız olacak. Silahı hepsini dışarıdan almaya çalışırsak bayağı sıkıntı çıkabilir. Aydınlar fikirlerine kalıcı kılmak için ihtiyaç çocukları kağıdı ucuz fiyata bulmak zorlanıyorlar diyor. Güzel. Kağıt ithalatını sağlarız abi ya, buluruz bir yerden. Kağıt olarak nereden bulabiliriz? Topta sıkıntımız var. Topa bir ithalat rotası vermem lazım. Dışarıya satışların tamamını iptal et ve Rus pazarından alalım abi biraz. Ruslarla ticaret anlaşması yapamıyor muyum? Ya da Ruslar bize nasıl bakıyor şu anda? Kötü durumda bakıyorlar. Aramızdaki ilişkileri biraz daha arttırabilsek şu an kötü baktıkları için ticaret anlaşmalarına zaten yanaşmayacaklardır da. Topun şeyini yaptık. Kağıda da bir ithalat verelim abi. Ticaret yollarıyla çünkü satın alınan gidiyor yoldan. O biraz sıkıntı. Ruslardan o zaman bir ufak daha alabiliriz. Mısır'dan almaya gerek yok. Yani Ruslardan aldığımız bize şimdilik yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi kağıt ithalatını sağladığımız için de durum biraz daha rahatladı. Tabi bürokrasi tarafı biraz sıkıntıya girecek. Bu 3 tane devlet yönetim binası inşa edilsin. Muhtemelen yeterli olabilir ama şu anlık yine de bir bakmak lazım. Yerel yöneticiler şu anlık çok fazla sıkıntı çıkaramazlar. İsyan çıkarlarsa da gerekirse kafalarına vururuz, dert değil. Kurumlar tarafında şeyi daha fazla arttırmak çok fazla mantıklı olmayacaktır. Çünkü bürokrasiye fazla fazla ihtiyacımız var. Pahalı devlet mallarında neyimiz var abi? Yelkenliğe ihtiyacımız varmış. Bunun bir satışını durduralım. İçeriye satış varsa onu bir iptal edelim abi. Kağıdı da hatta mümkün olunca azaltmaya çalışalım ama kağıt bayağı pahalılaşmış durumda. Topun ithalatını sağlayabiliyor muyum abi?
Topun bir ufak fiyatını düşürmeyi başarmışız ama sonrasında tekrardan artmış. O yüzden biraz sıkıntı, tehlikeli bir durum yani. Devlet yönetim binaları şu an inşa edilmeye devam ediliyor. Güzel. Silah fabrikalarımız da bir inşa edilirse, eğer ki yerine getirebilirsek, daha geri kalan da biraz daha rahat bir hale gelecektir. Yerel yöneticilerin gücü hala daha devam ediyor. Vicdan özgürlüğü kanunu çıkarılamamış. Bu biraz sıkıntı. Sultan ne isterse o diyerekten %30,4'e çıkaralım başarı oranı. Tabi bu aydınların bir ufak hoşuna gitmedi. Canlarını sıktı ama yapacak bir şey yok abi. Pazar tarafına baktığım zaman cam bayağı sıkıntılı. Alet fiyatı tekrardan uçmuş durumda. Alet fabrikaları atsak acaba? Alet atacağız da demir ne durumda bu zamanda? Demirin fiyatı hala güzel. Stabil, standart, güzel. Abi o zaman bana bir ufak alet fabrikaları, alet atölyeleri atar mısın? Ankara'ya bir, Kıbrıs'a, Adana'ya atma abi. Adana'yı bırak. Neyse atsın hadi. Ege adalarını geç. Sırbistan'a bir tane at. 4 tane yeterli olur, güzel. Ayrılıkçı bastır tarafı devam ediyor. Ordunun çağdaşması ve bürokratik reform tarafına şu anlık hala da gidebilmiş değiliz. Toprağa dayalı vergilendirme kanunu çıkarması gerekiyormuş. Yerel yöneticilerin gücü azalmıyor abi. Sürekli artmaya devam ettiği için de biraz canımızı sıkıyor o yüzden. Şu vicdan özgürlüğünü bir çıkaralım. Hemen arkasından tekrardan şey tarafına uğraşacağım. Otokrasi tarafından mülke dayalı oy hakkını tarafına gideceğim. Çünkü şu anlık onun debuff'ını ortadan kaldırdık. Yani aradaki cezayı ortadan kaldırdık. Bir seneyi rahatlıklı bir şekilde geçirdiğimiz için geri kalan aradaki farkı tamamlayarak basabiliriz tekrardan diye umut ediyorum en azından. Şu vicdan özgürlüğü bir çıksın. Vicdan özgürlüğünü eğer çıkarabilirsek rahatlıklı bir şekilde tekrardan öbür tarafa dönebiliriz. Devlet yönetim binalarının inşaatları bitmek üzere. En azından bir tanesi daha bitti. Ama 50,8 bayağı sıkıntı. Ne kadar verecek abi bize bir tane devlet yönetim binası? O zaman birkaç tane kadar da devlet yönetim binası atalım. Nereye atalım? Güzel abi, borsanın kilidi açılmış. Güzel. Borsanın kilidinin açılmasıyla zaten ticaret yollarındaki aradaki şeyi de kapattığımız için gördüğünüz gibi 4'e kadar da düştü. Bu da güzel abi. 4'e kadar da düştüyse devlet yönetim binası bir tane daha atsak yeterli olacaktır ki zaten gördüğünüz gibi aradaki fark neredeyse kapandı bile. Güzel. Alet otelleri vesaire şimdilik o zaman da biraz daha devam edilsin. Çarklı vapur açılmış. Güzel abi. Teknolojilerimiz birer birer geliyor. Teknoloji olarak şu an deneycilik neredeyse gelmek üzere. 4 ay gibi bir zamanı kalmış. Güzel. Vicdan özgürlüğündeki durum %30,3. Buna destek çıkan kimler? Aydınlar tarafı destek çıkıyor. Kimler karşı çıkıyor peki abi? Sadece Sunni ulema karşı çıkıyor. Güzel. Yani o zaman hükümet tarafından yerel yöneticileri çıkarıp daha orasılığı arttırabilme ihtimalim biraz daha yani imkansız gibi bir şey. İlgi alanı ilan ederim. İlgiyi nereye ilan edebiliriz? Şu Afrika'nın bu tarafına bir ilan edelim abi. Türk tarafına aslına bakarsanız ilan etmek istiyorum ama Ruslarla aramız acaba bozulur mu diye bir ufak korktum ama muhtemelen bir şey olmaz abi. Nasıl olsa Kırım tarafı bizim ilgi alanımızın içinde ama bize değil. Kazak tarafında savaş durumu mu söz konusu? Abi coğrafyaya bak. Dümdüz bozkır arazi. Gerçekten Türk toprağı olduğu buradan belli oluyor zaten. Yani dağlıklar burada bitiyor. Burada bittikten hemen sonrasında bir daha düzlük bir araziye doğru gidiyorsunuz. Tabii verimlilik konusu biraz tartışılabilir ama. Abi vicdan özgürlüğü çıkmadıysa hiç uğraşmıyorsun bundan sonra. Direkt olarak otokrasiden mülke dayalı oy hakkına gideceğiz. Mülke dayalı oy hakkını isteyenler kim? İstemeyenler kim? İstemeyenler yok. Güzel. Ama aydınlar ve sanayicileri eğer koyarsak olasılık biraz daha artacaktır diye umut ediyorum en azından. Şu anlık oy şeyin çıkma ihtimali 10,3. Biraz sıkıntı. Ama çıkarabilirsek güzel ve etkin bir şey olacaktır. Deneciliğin araştırması bitsin. Deneciliğin araştırmasının hemen arkasından hat piyadesine doğru gidelim ve hat piyadesinin çıkmasıyla birlikte de Mısır üzerine savaşımızı bir dahaki bölümde başlatabiliriz.
Tabi Mısır üzerine şu anda bu derece savaş çıkarmak çok mantıklı olmayacaktı. Çünkü gerekli olan toprakların hepsini tek seferde alamayacağız. Şu an 9. sıradayız. Prestij kaynağı bakımından eksik olduğumuz için. Bazı üretimlerin birinci dereceyi alabilsek belki daha fazla rahatlıklı bir şekilde ilerleyiş gösterebileceğiz ama ya da belki en azından Suriye'yi falan alabilsek. Ordunun çağdaşlaşması tarafına gitmem lazım. Teknolojide onun için hasbihadesine hızlıca bir şekilde gideceğim. Denizcilik 14 hafta kadar kalmış. Hızlıca bir şekilde bitirelim abi denizciliği. Ondan sonrasında bir daha rahat bir şekilde yol buluş yapabiliriz. Nüfusu biraz arttırmamız lazım. İlgiyi arttırdım ama sağa sola çok fazla bir şey etki etmedi herhalde. Otoritemiz varsa bir ufak şey yapabiliriz diyecektim ama ya en azından tüketim vergisi falan ekleyebiliriz diye düşünecektim ama gördüğüm kadarıyla sıkıntı yok. Abi şu inşaatı biz acaba arttırsak demir iskeletli binalara o aradaki farkı tüketim vergisiyle kapatabilir miyiz? Lüks tüketim vergisiyle. Çünkü inşaat verimliliğine de daha fazla ihtiyacım var. O yüzden hızlıca bir şekilde buna geçeceğim. Kalan aradaki farkı da direkt olarak bütçeden bir tüketim vergisi dayayacağım abi. Tahıla dayamak çok mantıklı olmaz. Hizmete bir parça dayasak. Bu da tam yetmedi. Bir de bir ufak kıyafete versek. Fazla fazla kapatır. Üstüne artıya bile geçeriz. Okey. Tabi demirin durumu baya baya tekrardan fırladı bu sebeple. Demir o zaman tekrardan mı ithal edelim abi? Nereden ithal edebiliriz? Güzel. 290 birim var Avusturya pazarında. Bunu bana ver. O 290 birimi verdiğin takdirde bayım baya baya zaten demirdeki sıkıntım bitecektir. Bir gelsin o. Alet sıkıntımız var. Aleti nereden alabiliriz abi? Avusturya pazarından 45 birim alabilirmişiz. De Fransız pazarından bir 25 daha alırsak bunun da muhtemelen artık farkı kapatılacaktır. Bir bakalım pazar tarafında şu an demir ne durumda? Öteki gelmedi mi hala da? Alır abi Çin'den alalım o zaman. Çin'den de bir 90 birim alalım. Aradaki farkı kapatırız en azından. Demirin çünkü fiyatı ne kadar düşük olursa burada ettiğimiz zarar o kadar daha düşük olacaktır. Şu an 5K faydadayız. Ama inşaat malları olarak şöyle baktığınız zaman demire verdiğimiz para 13,5K neredeyse. Yani gerçekten çok büyük paralar harcıyoruz. O yüzden biraz uzak dursun abi. Ordu olarak hat piyadesine geçelim. Aşağı yukarı bir sene içerisinde gerekli fark kapatılacakmış ve bir sene içerisinde de onun hazırlığı bitecek. Hemen arkasından hat piyadesini geçtiğimiz takdirde direkt olarak rahat bir şekilde arayı farkı kapatacağız. Bunlar sadece dedikodu diyerekten o süreyle tekrardan aramızı bozmuyoruz. İnşaatlarımız hızlıca bir şekilde başlasın abi. Silah üretimimiz başladım. Bir yandan ona merak ettim. Şu an sadece bakacağım. Alet atölyelerimizden bazıları zarar ediyorlar. Zarar etme sebepleri aletin mi fazla pahalı olması yoksa demirin mi fazla pahalı olması acaba? Yok bunlar daha yeni basılanlarmış. Yok. Kazak tarafındaki durum bitmiş. Okey. Silah fabrikalarımız çalışmaya başlamadı henüz daha. Yeni yeni basılıyorlar. Basılsınlar bakalım. Ondan sonrasında duruma göre bir karar vereceğiz. Dökme top imalatına da girecekler. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Kaç tane basıyoruz abi şu anda fabrikayı? 5 tane. Bu 5 tanenin en azından 2 tanesi dökme top döksün abi. Çünkü topa da çok fazla ihtiyacım var. Ama bu şöyle bir şey yol açacak. Demir abi. Demir gerçekten çok büyük sıkıntıya yol açacak bize. Arnavutluk tarafına bir üçlük atalım. Erzurum tarafına bir ikilik atalım. Trabzon tarafına bir ikilik atalım. Başka nereye atabiliriz? Öyle nüfus olarak baktığınız zaman Kuzey Trakya'ya bir yerlik at hadi ikilik atalım. Çünkü demir tarafı gerçekten çok pahalı bir yol açacak bize. Kağıt tekrardan pahalılaşmış. Kağıdı nereden alabiliriz? Ya da alabilir miyiz? Çünkü bürokraside puanı bitmiş durumda. Bir bakalım pazar tarafında şu an demiri falan fiyatı ne durumda abi? Güzel demir aradaki farkı kapatmış. Hem Çin'den hem de Avusturya'dan o kadar fazla şekilde kaynak aldığımız için sıkıntı kalmadı. Odun baya baya fazla yetişmiş abi.
Sıkıntı yok. Odunun fiyatı biraz düşük olabilir. Odunun fiyatı çünkü ham madde olduğu için her türlü şekilde düşük olabilir. Benim için sıkıntı yok. Hızlıca bir şekilde aradaki farkı kapatılacaktır. Silah fabrikalarımızdan ilk bir tanesi neredeyse inşa edilmek üzere. Bunun inşaatı bitsin. Sonrasında bir daha rahat bir şekilde bir yol bulabiliriz diye umut ediyorum en azından. Ne eksik abi? Hangi kaynak eksik? Top binasına ihtiyaç var. Çünkü dökme topu çektiğimiz için orduları değil mi? Yok, dökme topçuya da geçmedik ama. Yani bir iki tanesine bile dökme topçu da olduğu için ve şu anda bizim elimizde top hiç olmadığı için değil mi? Evet, top hiç yok elimizde. O yüzden fiyatı oldukça pahalı. Topu kimseden alamaz mıyız peki abi? Ya da kimseden almıyor muyuz? Şu an silah fabrikalarından bir ufak gelmeye başladı. Rus pazarından ve Britanya pazarından alıyoruz biraz. Ama gördüğüm kadarıyla çok çok fazla efektif değil ne yazık ki. Verimsiz ticaret yolları iptal edelim abi o zaman. Rusya'dan alıyorsak. Kumaşı ve odunu ve eti ihraç edebilirmişiz. Kalsın abi şimdilik. Tütün ithalat talebimiz varmış. Çünkü tütüne eksik varmış. Aradaki fark kapatılır diye umut ediyorum. Abi demire ithalat talebi olacaktır. Çünkü demir tarafı gerçekten fazla sıkıntı olmaya başladı. Şu an fiyatındaki durum nedir abi? Tekrardan yükselişi çıktı. Ve hatta tekrardan zirveyi görmüş durumda. Çünkü silah fabrikaları inşaatları bitti. Yani bir tanesinin bile bitmesi şeyin baya baya üstüne geçti. Bir bakalım abi sonrasında buğday tarlaları vesaire de ne yapabilirsek kar elde edebiliyoruz. Bir bakalım. Muz problem değil abi ya. Muz o kadar dert değil. Kıbrıs'a bir tane pamuk atalım abi. Bir 4-5 tane kadar tütün atalım. Demek ki tütüne ihtiyaç var. Çay Osmanlı Adanası'nda kalsın. Gerek yok. İpek tarafı nasıl olsa geldi. Okey, tornanın kilidi açılmış abi. Tornanın kilidi açıldı. Bu iyi bir şey aslında bakarsanız ama boya atölyeleri geldi. Boyada ham madde kıtlı olduğu için de boyalı şeyi ne yazık ki giremem. Kıyafetin fiyatı şu an yerlerde diyor. Neden? Silah konusunda da aynı şekilde öyle üretimimiz var ama tüketimimiz hiç olmadığı için fiyatı bayağı tekrardan yerin dibine girmiş durumda. Kıyafeti yerin dibinde değil abi, fiyatı niye o şekilde gösterdi ki bana? Yani lüks kıyafetin de şu an fiyatı biraz fazla. Herhangi bir şekilde alışımız var mı? Yani üretim var, tüketim de var, güzel satış da var. Güzel abi. Yani gayri safi milli hasıla da biraz artmaya başlayacaktır diye umut ediyorum en azından. Abi Sunni ulema eksi yaşayabilir. Sıkıntı yok. Ömer Lütfü Paşa bunu kesinlikle hak ediyor da mülke dayalı oy hakkını tekrardan unutmuşuz ve şu an %0,6 abi şeyin çıkma ihtimali. O yüzden hükümete tekrardan kur diyerekten sanayicileri buraya atacağım. Sanayicileri buraya atmamla tabi şey baya baya gidecek. Radikaller baya baya gidecek. O yüzden sıkıntı. Yerelendiricileri bu şekilde ben yine bir atayım. Bir bakalım 7,9'a kadar çıkarmayı başarmışız. Okey. 50 gün içerisinde bunun baya baya şeyi bitecektir. 50 gün içerisinde bir çıkarmaya çalışalım bakalım. %7,9'a çıkarabilir miyiz? Eğer çıkarabilirsek baya baya kar edeceğiz. Güzel. İnşaat mallarına verdiğimiz para da baya azalmış abi bizim. Evet, hak iadesinin araştırması bitti. Napolyon stratejilerini araştırabiliriz veya ordu yedekleri tarafı gidilebilir de. Abi Napolyon stratejilerini versen bana. Ordu için gerekli olan hazırlığımızı yapalım. Top konusundaki durum nedir abi? Bir ona bakacağım sadece. Topta imalatımız başladı mı?
Silah fabrikalarından şu an 14.9 geliyor. Okey. Kalkınma tarafından buradan dökme topçuya geçtiğim zaman nasıl bir sıkıntı olacak abi? Ahmet de kıtlığına girecek. Topu dışarıdan satın alabileceğim herhangi bir yer kaldı mı? Avusturya pazarından sadece 7 tane kadar alabiliyorum. Alalım abi. Hem Avusturya'dan hem Fransızlardan alalım. Çünkü topun biraz düşmesi gerekiyor. Silah konusunda ne durum var peki? Silah konusunda hat piyadesine geçtiğim takdirde nasıl mal olacak? Silahtaki fiyat uçacak. Arşı alaya geçecek. Silah fiyatı artabilir abi. Benim için dert değil. Orduyu da dökme topçuya çekeceğim. Bu aradaki farkı ama kapatmam lazım hızlıca bir şekilde. Onu nasıl kapatabiliriz? Onar ka civarında askeri güçlerimiz mevcut. Okey. Ama saldırı ve savunmada ne yazık ki eksiklik olduğu için elimizde sıkıntı söz konusu. Silah için ithalat rotası bulabilir miyiz abi? Fransız pazarından 144 tane alalım. Bir de Rus pazarından 45'lik atarsak aradaki farkı kapatma yeterli olacaktır. Yani en azından silahtaki aradaki farkı da kapataraktan fiyatını biraz aşağı çekebilirsek o zaman rahatlıkla bir şekilde ordumuzu donatmaya yeterli olacaktır. Tavsiyeden uyalım abi. Dile getiren endişeler. Sanayicilerin arasını bozmayalım abi. Sanayiciler çünkü durumu bayağı sıkıntıya sokar. Kanun çıkma ihtimalini %20 arttıracaksa ben bunu kabul ederim. Çünkü mülke dayalı oy hakkını ne yazık ki çıkaramadık %27 ile. 400 gün ben seni beklemeyeyim abi. 400 gün onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Yerel yöneticileri tekrardan hükümete koyarsak meşruluğu arttırması gerekiyor. Sanayicileri daha çıkarır çıkarmaz meşruluğu arttırdığı için de 400 gün 230 güne kadar düşüyor. Okey. Zaten 19.7 şu anda. Aydınlar sayesinde 9.7 geliyor. Yani ilk başta başarısız olmasaydı %29 falan olacaktı ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki paramız devam ediyor abi. Pahalı askeri mallarımız söz konusu. Vergilendirme kapasitesini yapamıyoruz. Ve ham maddede sıkıntı söz konusu varmış. Camı nereden bulabiliriz abi? Camı da Fas pazarından alalım. Ne yapayım yani? Silah fabrikaları neredeyse bitmek üzere. Hemen arkasından alet atölyeleri geçecek ve devlet yönetim binaları da aradaki farkı kapatmaya çalışacağız. Silah fabrikalarından hatta 4 tanesi bitti. Şimdi bakayım bir daha bir. 3 tanesi bitmiş. Arnavutluk'taki başladı ama gördüğüm kadarıyla yeterince parayı yakalayamıyor. Sebebi nedir abi? Çünkü silahtaki fiyat bayağı düşürdük ithal ederek. Sert keresteye ihtiyacımız var. Sert keresteyi biz hiçbir şekilde yapmadığımız için de oradan sıkıntıya sokuyor kendimizi. Taşra tarafında bir o tomurculuk şeylerine bakalım. Şu tomurculukta biraz sert kereste atmam lazım aralara ama kime atabilirim? Bu ikisi sert kereste üretimi yapıyor. Okey. Hidavendegâr'dakini de sert kereste yapalım ve Aydın'dakini de sert keresteye çevirelim. Sen de gel abi. Üçünü de yapıyorsunuz. Başka şekilde bunlara ekleyebileceğim herhangi bir şey var mıdır? Gördüğüm kadarıyla yok. Okey. Şimdilik kalın abi siz biraz daha. Diğerlerine burada ekleme yapabileceğimiz herhangi bir şey var mıdır? Hasat aletlerini falan zaten koymuştuk. Bunlar hepsini üretilecek. Mobilya imalathanelerinde tornaları koyabiliriz abi. Haftalık bilanço etkisi direkt olarak 3000 koyacak. Tabi aletteki fiyatı tekrardan bir ufak arttıracak. Arttırsın abi sıkıntı değil ama mobilyanın fiyatı en azından biraz daha düşsün.
Cam fabrikalarında kristal camı şu anlık geçemem. Çünkü kristal cama geçmem için kurşuna ihtiyacım var. Kurşun elimde yok. Elimde olmadığı için de baya baya fiyat arttıracak. O yüzden biraz daha kalsın. Misket tüfekleri imal edilmeye başlandı. Güzel bir şey abi bu da. Şu anlık biraz yetersiz ve eksik durumda kalıyor ne yazık ki. Ordunun içindeki durum nedir abi? Moralleri de %100. Yani bu demek oluyor ki içlerinde öyle çok çok fazla bir eksiklik söz konusu kalmamış olması gerekiyor. Doğru mudur? Yani buradaki çünkü top eksiği var diyenler ortadan kalkmış. Okey. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bölümün ufaktan sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.